Herkese merhaba arkadaşlar. Carrefour Sea Simulator 2023'ün birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Oyunun ismini akı uzunmuş söyleyen akı video bitti amına. Gym simülatörü çok sevmiştiniz. Spor salonu var ya arkadaşlar. Ben de aynı yapımcının farklı bir oyununu oynayayım dedim. Bu senenin en popüler simülatör oyunlarından biri. Şimdi yeni oyun diyerek başlayalım. Galeri alıp satıyoruz. Galeride araba alıp satıyoruz. Galeri alıp satma diye bir meslek mi var? Galerici olmadığımız kalmıştı. Welcome to Car Simulator for Sale 2023. İngilizce bilmeyenler için kesinlikle bunu çevirmem lazım. Diyor ki Bakir Kertenkele'nin bu videosuna like atın diyor. Bize öyle bir talimat gelmedi. Galeriler stajyer mafyalar oluyor genellikle. Neyse dükkanımı açayım, fazla konuşmayayım arkadaşlar. Zabıtalar bağlamış sanki dükkanımızı. Hızlı hızlı topluyorum. Deneyim puanları kazanıyoruz bu çöpleri toplayınca. Benim dükkanın önünü dağ çöplüğü olarak kullanmışlar belediye galiba. Bu ne oğlum? Bu radyasyonel barili kim buraya koydu? Pislikleri temizledik. Şimdi dükkanımızın ismini koyalım. En önemlisi zaten dükkan ismidir. Arkadaşlar hiç internet görmemiş bir mağara adamı gibi davranayım mı? Web sayfası. Tabela düzenleme. İlk önce ismi değiştirelim. Ne olsun isim? İsim şirket adı. Şoför yollarda. Sen kollarda. Hayır bu kozun. Amına koyayım, kamyon arkası söz mü yazıyorsun? Bu olmaz. Galeri ismi açıyorsun. Güven otomotiv. Yok Leyla otomat, bu da olmadı amına koyayım. Güven, hani güven verme amacıyla olmadı, ne saçma. Egzoz deliği. Deliği. Egzoz deliği otomatik. Bu da İç Anadolu'daki herhangi bir pavyonun ismi gibi oldu. Dayının yeri. Çorbacı ismi gibi. Bakir Oto Pazarlama. Müşterilerimizle aramızda bir samimiyet kurmak için bacım sayılırsın. Ara bacım sayılırsın. Bütün müşterilerimiz bizim bacımız sayılır. Genişliği filan güzel, rengin olsun. Gelinim mutfakta. Müşterilerin gelmesi için ofisin açık olması lazım. Ofisin öndeki tabeladan ofisi açıp kapatabiliriz. Tabela bu mu? Bu nasıl tabela lan, dükkandan büyük. Evet. Galerimiz açıktır hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi bekliyoruz. Ama arabamız yok, o yüzden tekrar kapatalım, şey yapalım. Önce gidelim mahalleden, bizim 2-3 tane enayi çocuk var. Onların arabalarını bir fiyat kıra kıra alıp gelelim. Mahalleye gidiyoruz. Ucuza. En ucuza nereden araba bulabilirim derseniz burası. Mesela burada bizim bir komşu var. 22 senedir aynı arabayı kullanıyor. Sabah bunun motorunu bir çalıştırıyor, bütün ev halkı uyanıyor. Merhaba, şu arabanı kaça satıyorsun? Ölmüş, yarrağı yemiş bu araba. Sana söyleyeyim mi? 1500'den fazla veren olursa gözlerin kapalı sat. Merhaba teyzeciğim. Arabanın tüm detaylarını görebilirsiniz. Detaylar gizli ise açmak için yetenek puanı kullanabilirsiniz. Tamam efendim. Raporun doğruluğunu buradan görebilirsiniz. Satıcı size yalan konuşuyor olabilir. Doğru detayları görmek için ekspertiz yapın. Ya ekspertizi arabadan anlamayanlar yapsın. Ben zaten ekspertiz gibi adamım. İşte bu. Arabamız 1988 model bir BMW. BMW değil bakın, BMW. Öyle yazıyor. Vites manuel. Bazıları ondan zevk alıyor. Kilometre 115.000 ama kesin düşürülmüştür. Kesinlikle kilometresine güvenmiyorum. Hasar, boya, kirlilik filan yazmıyor. Komple bu takla atmıştır, ben öyle düşünüyorum. Selam kardeşim, selam. Aracımda ESP olduğu için biraz daha yüksek bir fiyat istiyorum. ESP namına koyayım. ESP neydi ya, yol tutuş sistemi gibi bir şeydi. Yani nasıl bir tepki vermemi bekliyorsa emniyet kemeri... Aa, arabanda emniyet kemeri de mi var? Aa. Sana aracımı gerçekten uygun bir fiyata veriyorum. Sadece 10.500 lira. Sadece. Oturuşuna bak senin. Oturduğu sandalye arabasından daha kaliteli. 10.500 lira istiyor. Haydi oradan. Haydi oradan namussuz. Öbür enayi de budur. Boyun kaç lan senin? Sen zaten bu arabayı bana vermezsen seni döverim ki. Bir on herif gelmiş bize şekil koyuyor. Arkadaşlar ben 7000'in altında araba bulamadım henüz. Arıyorum. Yok mu bir enayi arkadaş? Ne fesat, ne şeytan bir mahalleye düştük ya. Bir kuruş fiyat inmiyorlar ha. Şu tarafa gidiyorum. O aşağı sokakta çok iki tane cahil oturuyor. Oradan belki ucuza bir şeyler kapabilirim. Üf 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 üf. Bu ne bu? Yaşlı bir kadın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Düzen çok bozulmuş. Eskiden böyle miydi? Hayır. Konuşalım bunun arabasının fiyatı neymiş? 3500 lira. Çok güzel. 2007 model 11.000 kilometrede. Her şeyle oynanmış ama yine de 3500 lira olduğu için ben arabayı satın alıyoruz. Ekspertiz yaptıramıyorum. Satın aldım gitti. Biraz para kazanalım. Arabayı satmak için ofisin önüne park ediyoruz. Daha sonra bilgisayar ve nokta nokta sahibinden sitesine koyuyoruz falan filan diyor. Arabayla alakalı tüm tuşları buradan görebilirsiniz. Arabada ne sıkıntı var? Motoru çalışıyor mu öncelikle? Ulan korku değildim, bir an motor gitti geldi ya, nefesi kesildi zannettim. Nitro'ya basalım bir. Uf. Uf. Kornası.
Oo, güzel valla. Birkaç tane şey çalışıyor bunun. Valla jilet karıyı kandırdık. Harika lan. Hiçbir sıkıntısı yok. Yolda kayış edişin gibi gidiyor amına koyayım. Harika. Buradan dağ bayır süre süre götürelim arabamızı. Vallahi billahi kadını çok güzel kazıkladım. Kefen parası olarak satmıştı zaten, belliydi. Yaşlanmıştı o kadın. Geldik. Ben bunu 3500'e aldım değil mi? Doğru! Lan silahım yok mu lan? Bir dakika çek. Elim var sadece şu an. Ulan öldürürüm lan. Neyse binelim bilelim, bir şey yok, nazar dedi. Şimdi arabayı buraya bir park edelim. Arabadan indik. Çok güzel, hemen bunu arkadaşlar siteye koyalım. Web sayfası. Satılık araba. Sol tıklayarak fotoğraf ekleyebilirsiniz. Sağ tıklayarak fotoğrafı silebilirsiniz. Arabanın fiyatını girebilirsiniz. Arabamızın fotoğrafını çekemiyoruz. Ekspertiz ekleyemiyoruz. Çünkü henüz tabletimiz falan yok. Ne yazıyor? İlan ismini koy diyor. Dur. Hatasız, boyasız, tramersiz. Tramer hasar kaydı demek arkadaşlar. Yer uçağı. Ya da bu çok klişe oldu lan. Değiştireyim. Daha uygununu bul. Gel götümü sik. Çok güven veriyor. Bundan daha fazla güven veren bir başlık olamaz. 3500'e almıştım alış fiyatı. Ben bunu 7000'den ilana koyuyorum. Çünkü ben o karıyı dolandırdım yani. Tam satışa koyuyorum. Umarım bir keriz düşer. Pazarlık payımız 200 lira. Daha fazla indirmem. Bekliyorum. İlanda şu an arkadaşlar. Aha da hoş geldiniz yarrağınızı yarrağınızı. Bakın oğlum bakın. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Arabanın bu kasasından Türkiye'de sadece 3 tane var. Ben bunu soylu bir prensesten aldım. Zaten kadın 80 yaşındaydı. Siyah bir puma gibi. Sessiz gider, hızlıdır ve avını anında yakalar. Konuşalım, bu iş adamına benziyor. Şimdi pazarlık için bana diyor ki bu fiyata mı düşünmem lazım? Bu fiyatta anlaşabiliriz, aynı fiyatı alabilirim. Sattım gitti. Hadi hadi abisi, kalabalık yapmayın dükkanın önden. Kar ettik ha ilk günden. Zaten gece oldu. Konteynerde kalıyorum. Ölmüşüz, ağlayanımız yok. Konteyner. Ben de hep bu oyunların başlarında ya ahırda yatıyorum ya konteynerde. Ya çöpün kenarında. Eve bak eve. Dışarısı daha güvenli amına koyayım. Giriyoruz. Pis koku, plastik kokusu geliyor bu evin içinde. Uyuyalım. Gün sonu raporu, harcanan para 3500, kazanılan para 7000. Sonuç 3400 kar. Yeni gün yükleniyor. Arabalarınızı tamir ettirebilir, boyatabilir, özelleştirebilirsiniz. Araba pazarları haftanın belirli günlerinde açıktır. İstersen git diyor, birkaç tane araba al diyor. Hemen araba pazarına gidelim. Oraya çok anayı düşüyor. Merhaba, ne arıyorsunuz? Ben geçen serbuk adam. Ne kadar sinirli lan bu. Efendim. Sizi kırmak istemem ama memeleriniz buruş buruş olmuş. Güneşte fazla durmayın. Agarlarla sohbet. Evet, herkes arabasını satma derdinde, tecgali içindeler. Bizim şu anlık bunu almaya götümüz yemez ama bir fiyatını soralım. Ne kadar diyor? Bir dakika, arabam 0.58.000 diyor. İyi günler beyefendi. Yetenek puanlarıyla kendi özelliklerimizi geliştirebiliyoruz. Örneğin pazarlık özelliğimiz daha açık değil. İç işçi, araba yıkama falan filan, onları level aldıkça yapabiliyoruz. Eski kasa, lüks bir araba. Bunu uyguna düşürebiliriz ha. Ne kadar istiyorsun? Hadi konuşma kadın. 61.000 mi? Seni istemeye gelmedim oğlum. Uf, bej döşeme var içeride. Eski kasa bir makam aracı gibi duruyor. Hanımefendi fiyatınız? Nasılsın kanka? 2000 lira. Hemen kabul ediyorum. Oğlum 2000 liraya tekerlek satmıyorlar. Bana 2004 model araba veriyor. Sizin o... Of, sizin o saçlarınızdan öperim. Çeker ödülümü yaparım yani. Bir tane araba kaptık. Bu Enay'ınkini bir soralım. Enay söyle, Enay fiyat. 195.000 lira. Zaman öldürmeye gelmiş burada gölgede oturuyor. Siktiri git. Tamam araban modifiye etmişsin de 195.000 ne yarram. Çakala bak oğlu. Çakal oğlu çakal, Allah'ın ayları. 7400'e bir tane daha buldum. Bunu da satın alıyorum. 2009 model bir Audi Q7. Bu var ya. Oğlum ben bunu nasıl 7000 aldım? Yemin ederim iki arabam oldu. Bunları nasıl dükkana çekeceğim acaba? Audi sürüyorum ulan, Audi! Q7! Dükkanım neredeydi? Kornaya da basalım biraz havamız olsun. Ha siktir, korna çalışmıyor arabanı. Kazıkladı mı bizi, ne etti bu? Haydi kızlar kalkın göbek atmaya. Ananızın gecesi, kına gecesi. Hop püuu! Driftin güzelliğine bak! Dur bir tane daha atacağım bundan. Ulan ben bu arabayı şahsi kendi arabam diye mi kullansam ne? Bak bak bak. İzle. İzle dayı.
Ne sen sor ne ben söyleyeyim bak. Hop! Drift! Bu arabayı diğerinden daha çok sevdim, yemin ederim Audi'den daha çok sevdim. Böyle driftli bir şekilde park nasıl olur öğreneceksiniz. Evet, girdi dükkana! Giremedi. Hafif bir kazaya karıştık, sıkıntı değil, bu kadar herkes de olur. Tekrardan web siteye girelim, yükleyelim arkadaşlar. Tof Aşk Şahin. Önce Tof Aşk'ı koyalım satışa. Başlığı ne olsun? Tek değişeni sağ koltuğundaki kızlar. Yani ne demek istiyorum? Bu arabayla çok fazla kız düşürebilirsiniz demek istiyorum. Bunu 2000'e almışım. 2000'e almışsam bunun en az 6500'e gideri vardır. En az. Hadi 6700 olsun. Ne fark ediyor? Hepimiz kardeş. Hepimiz. Şimdi tamam, o Tofaş'ın ilanını girdik. Ama Audi daha modern bir şeyler yazmalıyız başla. Çünkü bunu alacaklar. Büyük ihtimal zengin olacaktır. Zatı şahanenize uygun. Asir binek. Zenginsiniz, size zengin gibi dayayalım. 7400 aldım, 20.000'e ben bırakırım bunu. 20.000 uygun bile bence, satışa koyuyorum. Aha da biri geliyor, bak biri Tofaş için geliyor, bunun başlığı ilgisini çekmiş olmalı. Beyefendi, inceleyin siz iyicene. Kafanıza bir şey takılırsa sorun. İnanır mısınız, 42 senedir bu mesleği yapıyorum, bundan daha iyi araba bana denk gelmedi. Ne diyor? 6700'e ilana koymuştum. Bu fiyat benim bütçeme uygun değil, 2500'e düşürebilir misin? Urr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 r
2700 dedik, 2500... Ne 2500? Siz kafayı mı yediniz? Çakal oğlu çakallar. 6700 yazmışız, geliyorlar 2500 teklif ediyorlar. Buyurun. Bu ne istiyor? Bu 2600 diyor. Ya sat gitsin, demek ki bu arabanın ederi yok amına koyayım, ne bileyim. Bir tanesi de Audi için gelmişti. Bu ne diyor arkadaşlar? Ben 20.000 demiştim bu arabaya, bu da 9.000 diyor. Ya siktir git bu arabayı, ben bana gelişi zaten 18.000 lira. Oğlum acaba çok mu pahalı fiyatlar koyuyorum ne? E dayı, biz de kar etmemiz lazım. 2000'e aldım, 2500'e sağ mı satayım yani? Ben yol masrafım var. Onun psikolojik masrafım var. Parçalarını yurt dışına falan getirtiyoruz. Çöpleri kim geliyor ben kapının önüne atıyor? Görsem anasından hesap soracağım. Aha, yetenek puanım açılmış. Şu pazarlığı bir açayım da artık müşterilerimizle pazarlık yapabilelim. Hoş geldin. Bu kadın mı erkek mi? Memelerine bak. Süt anne misin? Emzirme işinde misin? Bu ne oğlum, yaşlı kadın memesi. 8500. O senin memelerine süt attırırım ha. İkile. Hele bak, hele bak. Sana eşlik edeyim mi bu yolda? Başına bir iş gelmez. Memesi büyük insan. Ben buna çok pis kitlerim. Yürümeyi de bilmiyor, bu arabadan mı anlayacak? Merhaba. Nasılsınız? Tam da başlıkta belirttiğim gibi modern ve sosyete birine benziyorsunuz. Audi Q7 10.800'e verir misin diyor. Size gönlümü bile veririm. 11.500'e el sıkışalım. Lütfen sen beni kırma lütfen. Bu fiyatı aklımı kurcalıyor. Bir dakika, aldı gitti. Aldı gitti, hiç düşünmedi bile. Konteynerde kaldığımı kapımı açık unutmuşum ha. Nasıl hırsız girmemiş be? Hırsız girse bir şey olacağından değil, gelip beni öldürür. Yoksa çalacak bir şey de yok. Acır bana yatağımın köşesinin altına 200 lira bırakır gider. Şimdi sen hakkını verelim. Bu sefer aldığım arabayı ilana koymadan önce bir güzel modifiye edeceğim. Geri geri gitmeden önce arkadaşlar, dörtlülerimizi yakalım. Bu bir trafik kuralıdır. Ben dörtlüleri yaktıktan sonra şey yapıyoruz. Sonra sol sinyal veriyoruz. Kalkışı yaptıktan sonra sinyalimizi kapatıyoruz. Bunlar hep sınavda çıkar, ehliyet sınavında. Arabayı bir şuraya koyup yıkayalım mı? Nedir burası? Arabamızı bir modifiye et ya. Şu yarış kiti midir nedir? Onu ekledim. Turbo. Onu ekledim. Süspansiyon. Işıklandırma. Şöyle. Of. Ne güzel lan. Güncelle. Plakayı değiştirelim. 31 BKR. 31. Rengi hangisi olsun? TR plakası olsun. Tamam, güncelliyoruz. Jantlarımızı da bir değiştirelim. Böylelikle arabanın fiyatı çok daha pahalıya gidecek. Hangisi olsun? Uf. Bu ne güzelmiş lan böyle. Rengine fazla gitmedi lakin. Yine en güzeli bu durdu. 5000 lira, götümüz yemiyor buna. Ya bana neyse, 750'lik janti ver de. Sağ olasın, arabayı bir güzel modifiye ettik. Son hali görenleri şok etti. Şimdi modifiyeciden çıktım. Geri geri gidiyorum. Tam olarak karşımda arabamı boyayacağım farklı bir renge. Fazla mı geldik? Çarpacaktık ha. Arabamı ne renk yapabilirsin en güzel? Cilala parlat, tamam mı? Uff. Rengini ne yapalım rengini? Uhuhu. Şu ne lan böyle? Sıraya dizilecekler kapımın önünde, sıraya.
Bayağı da para harcadım ben buna ha. Toplamda 13 bin lirama yakın param gitti bu arabada. Arkadaşlar bu tableti nereden satın alıyoruz acaba şu arabanın fotoğrafını çekmek için? Onu bir araştırmak lazım. Şu an bu arabamın hiçbir sıkıntısı yok. Tek kusuru yok. Çarpma hasar yok. Tertemiz. Üstüne tıklayınca da zaten görebiliyoruz bunu arkadaşlar. Her güzelin bir kusuru vardır. Kusuru olmayan tek güzellik. Kusuru olmayan tek güzellik. Açıklamaya da tek korkumuz nazar değmesi yazalım. Alış fiyatı 10.400, yapılan masraf 2.300. Yani toplamda benim ebem sikilmiş gibi görünüyor. O yüzden 25.000'e giriyorum ben bu ilanı. Satışa koyuyorum. Dükkanı açtık mı biz? Açmamışız. Geleceklerdir ya mutlaka. Böyle bir fırsat kaçmaz çünkü. Red Bar denen bir tane kerhane var burada bu oyunda. Oraya bir uğrayalım. Bu neymiş neciymiş arabam satılırken. Müşteri gelince galiba bana zaten bir bildirim geliyor. Merhaba, kara borsa. Kendisi de karaymış hedefin. Heh. Tablet arkadaşlar 1500 TL'ye satılıyormuş. Alıyorum tableti. Böylelikle aldığım arabaların fotoğrafını çekebileceğim. Sol kara borsacı. Öpmüşüm kara yerlerinden. Kara götünden yani kara taşaklarından değil. Bunlar ne yapıyor? Bunlar çekmiş misiniz oğlum? Sizin kafanız gitmiş. Pompa yapabileceğim bir yer var mı? Bir alabiliyorum. Arka şeyde kumar oynanıyor. Hangi masaya oturayım? İkisi de bizi siker. İki masada da yarrağı yeriz gibi ama şuna bir oturayım. Evet. 200'lük oynuyorum. Başlat. 7 attım. 17 oldum. O kaç oldu? Kalayım. 21'i geçmememiz lazım. Tüh. Ofis. Müşteri falan gelmedi mi hala? Aha da 3-4 kişi toplanmış. Hemen bakalım en uygun fiyatı veren hangisi olacak? Beyefendi buyurun. 25.000 demiştim. Ne kaya diyor? 14.000 diyor. Satmıyorum. Siktir git. Sen 2.000 lira fazla veriyor. Şeyimizi alacak arabamıza. Göz dikmiş. 25.000 demişim. 16.000 diyor. Pazarlıkla ben 17.000'e sana bırakayım mı? Güzelim. 17.000. Al git valla al git. Al git. Sen acaba kaç veriyordun onu merak ettim. Bakın tablet. Her yer RAM var bu tablette. Kamera. Önce dükkanımı çekeyim. Facebook'a atayım. Dostlar bir hayırlı olsun. Sadece arka kamerası var. Ön kamerası yok. Kendimizi çekemiyoruz. Başka nereye çekeyim? Komşular. Bakın yeni kamera aldım. Dur buna selam verip geleceğim. Bir poz ver ayol. Duruşum. Size vuruşum yani. Kaydedelim. Şu kasayı da kaydedelim. Gece büyük 31 var. Şaka yapıyorum biliyor musunuz değil mi? Biliyorsunuz yani. Sen ne diyorsun aracına? Hadi be. Çok az kullanılmıştır. 26.000. Ananda çok az kullanılmış. Bu araba yarım kişilik mi oğlum? Yine tofaş. Yine sana. 2000 lira. Bunu pazarlık yapmadan alayım ya. Yine bir tofaş aldık. Bir de sen arabanı alıp gideceğim ya. Vallahi kafaya koydum. 11 bin lira diyor. Aracımın fiyatı uygun ama performansı o kadar yüksek ki sana fazlasıyla değer kazandıracak. Benim performansım da yüksektir. Özellikle yatak performansım. Hiç kimse bana yüksek fiyat teklif etmiyor. Arabanın bir ekspertizini yaptıralım mı ne? 10.000 ver gidem kurban, 10.000 ver gidem. Hadi. Üzgünüm bu fiyat senin için uygun değil. 10.500 hadi abi. Bu fiyatı düşünmem lazım. Biraz daha esnek ol. Ananın amı daha esnek. Çok güzel, çok güzel. Bunu götürüp bir modifiye edelim arkadaşlar. Ondan sonra satacağım. Oo, motoru güzelmiş. Bir dakika. Performansını da bir inceleyeceğiz. Heh. Vallahi hızı çok güzel gidiyor. Kadın bizi kandırmamış. Motorunda hiçbir sıkıntı yok. Böyle direkt olarak modifiyeciye gireceğim. Aynen de şöyle gireceğim. Piu! Ananın amı. Ağır hasar. Sol çamurluk gitti. Hava yastığı patlıyordu. Ağır hasara giriyordu az kalsın. Bir de böyle şeylere kalkışmayacağım ya. Şuraya girip ilk rengini ayarlayalım. Ya çıksana bu niye çıkmıyor? Çık sıramı. Sıra var burada sıra. O zaman ilk buna gelelim tekrardan. Amına koyayım. Arabaya güzel bir şeyler yap. Jant mod bir şey ver lan. Drift kiti değil de bu TCS nedir onu satın alayım. Arabayı daha güzel gösteriyor. Turbo satın alayım. Süspansiyon. Az bir şey kaldıralım ikisini de. Işıklandırma fazla bir fiyat fark etmiyor da gene de daha güzel duruyor araba. Yine TR plakası. 23 kus 23. Güzel bir plaka bence. Güncelliyorum.
Jant. Hangi jant buna gider? Güzel durdu sanki. Bak normalde jant güzel değil ama bu arabada güzel durdu. Neyse bunu ver giden bunu. Eyvallah yaptık bir şeyler. Şimdi geri gidip şeye bakalım. Şurada bir araba vardı, o çıktı mı? Çıkmış. Gözlerim kapalı, arabamın rengini seçiyorum. Evet, en son böyle oldu. Tüm arabayı boyuyorum. Son olarak arabayı ben gelirken çarpmıştım. Onun hasarını da götürelim abi. Buraya koyuyorum. 1800 liralık bir masrafı varmış. İniyorum arabadan. Ya oğlum kim bizim sıramızı aldı ya? Ne güzel çakıyorsun öyle. Şu anda başka işle uğraşıyormuş majesteleri. İş beğenmiyor bak. Arabamı şunun altından çekelim, ezilmez. Tamam. Sırada benim arabam var. Kendinizi hainliğe vermeyin beyefendi. Solun çamurluğu 40 liraya tamir ediyormuş. Dikkat edin arabaya bir zarar gelmesin ha. Sahte mal kullanmıyorsunuz değil mi? Orijinal parça takıyorsunuz değil mi? Adam arabanın içine girdi. Çok güzel. Götüreyim galerinin önünde fotoğrafını çekip ilana koyayım. Tablet. Kamera. Ben parmaklarım niye öyle büyüktü la? Önce plaka. 23923. Kaydet. Plakası bile güven veriyor. Soldan. Gülümse. Yandan. Arkadan yememiş. Kesinlikle namuslu bir arabadır. İçerisini de bir çekelim arabamızın. 7,5 inçlik dokunmatik bir ekran var. Çok içlerde siz göremiyorsunuz şu an. Hemen buradan arabamızı satışa koyalım. Fotoğraflarını girelim. Hızlı. 23.9. Şunu. İlanımızın dikkat çekmesi amacıyla ben şu tamircinin götünü çekmiştim ya, onu da ekleyeyim koyayım. Başka şurayı koy. Aynı fotoğrafı iki kere koydum. Otist. Şunu da koy. Aynı fotoğrafı üç kere koydum. Ben malım harbi ha. Tam yeter bu kadar. İlan ismi ne olsun? Harikadır rengi, kimse değil dengi. Uhu, bunu alan zengi. Toplam masrafım 13.000 filan. Yani bu da demek oluyor ki bunu da bir 20-27'si var. 27'den ilana koyalım. Satışa koyuyoruz. Uf, ince parmaklarımla. Bu satışta olsun, ben de gideyim Tofaş'ımı alıp geleyim arkadaşlar. Tofaş'ım da şeyde kaldı, araba pazarında kaldı. Bu tam drift arabası, bakın direksiyon dönmüyor. Göt atıyor araba. Harika bir drift gelmez mi, gelir. Atmayacağım demiştim ama lanet olsun kendimi durduramıyorum ya. Bir yetenek puanımız açıldı. Hemen şu süngeri alıyorum arabalarımı temizlemek amacıyla. Biraz silelim kendi arabamızı. Oh! Cilala parlat, cilala parlat. Üstündeki kir gidince daha dikkat çekiyor. O neydi öyle? Kirli kirli satışa koyuyoruz. Gelen bakıyor, geri gidiyor. Temizlendikçe rengi değişti. Ben arabayı mı çizdim? Ne yaptım amına koyayım? Hata mı ettik ne? Tam böyle bir basılı tutalım. Çok uzun sürüyor ama bu arabayı temizlemek. Madem böyle bunu temizlerken size bir hayat hikayesi anlatayım. Bugün bir tane temizlikçi yine böyle bir araba temizlerken bir tane zengin adam geçmiş, onunla taşşak geçmiş. Demiş arabanın sefasını ben sürüyorum, cefasını sen çekiyorsun, temizliyorsun demiş. Temizlikçi de demiş ki biraz daha konuşursan seni de temizlerim bu dünyadan. Öyle oğlum, ne yapalım. Kısa bir rajonlu hayat hikayesi. Kaydet. Satışı. Durun beyefendi, arabaya bakmaya geldi biri ama bunu bir ilana koyalım. İçerisi bej döşemeli. Almanya'nın karısına döşemeli. Ünlem de koyalım. 2000'e aldım, 3500'e koyuyorum. Hasiktir, fotoğraf eklememiştik değil mi? Ekleyelim. Bir tane içerisinin fotoğrafını. Tamam. Ya yeter bu kadar. 3500 demiştim, 2200 diyor. Ya bunlar geliş fiyatı ne istiyor arabayı? Siktire gidin size, ananızı geliş fiyatına vururum şimdi size ha. Hadi o gözlüğü takmayı biliyorsun. Fiyatını ver al arabayı madem. 2460 tam buna satarım bu güzel fiyat verdiği. 400 lira kısa günün karı. Şuna güzel fiyat gelmiyor şuna. Gelse. Şu birayı da bir içelim, zaten kafam bozuk. Ay kafam ben bir şeyler oluyor. Amına koyarım sen kafanı sikerim ha. Lan sarhoş mu oldum ben bir anda? 23.9. Arabamı almaya mı geldin delikanlı? Bakalım ne istiyorsun? 27.000 demiştim ben. 15.000 daha ver, 30'u al git. 16.500 al, sen bizi mi dolandırırsın oğlum? Sana silahla karnına sıkarım ha. Hayır, almıyor. Git başımdan sen koca götünü öldürürüm seni. Uf, sarhoşluğum yeni geçiyor. Kapıda bir arabamız var. Millet sanki dinozor görmüş gibi gelip bakıyor, almıyor.
Rengini mi beğenmiyorlar ne? Tamam 15.000 dedin. 15.400 ver git hadi. 15.000 hatta 500 ver git. Hadi al git al git. Valla 500 liranın hesabını yapmadan lan. Oh be. Bizi kurtardı şundan ama elimizde kalıyordu araba. Biraz daha şey yapmasaydık. Açık arttırma başlamış. Gidip bir baksak mı acaba? Açık arttırmaya gidip alamıyoruz ki arabaları. Zenginlerin arasında kayboluyoruz. Pezevenkler ikidir bizi dolandırıyor. Şurada zaten bir güvenlik var. Kıl oldum ona. Bana şekil yapıyor ya. Yakışıklı güvenlik diyor ki yani. Ama biraz bileti alıyoruz. He çekilin ben burada bir koltuğum vardı. Oğlum benim alabileceğim arabalar yok ki. 500 bin liraya araba satıyorlar açık arttırmada. Ne teklif edeyim ki yani. Şuraya bozuk bir araba sokun ben alayım bozuk bir araba. Aha da benim arabam çıkış yaptı. Başlangıç değeri 1500. Ben 93 lira arttırıyorum. 93 lira daha arttırıyorum. 31 lira arttırıyorum. Oh, bir araba aldık. Gördün mü bugünkü müzayakede ben de araba aldım. Sudan ucuz lan bu. Bunun bir ederi yok ki biz böyle düşük arabalarla yarrak zengin oluruz. Araba gitmiyor arkadaşlar. Yeminime sağa kırıyorum drift atıyor. Drift arabası bu. Son olarak bunu da modifiye edip satışa koyalım. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Bayağı uzun oldu bir dakika. Sen buna bir rengini falan ayarla. Önce bunu bir cilala. Çok güzel. Orijinal rengi bence zaten yeterince güzel lakin. Uff. Yeminime ben bunu kendim kullanabilirim bu arabayı. Sonra gidip bir tane de drift şeyi yapalım. Pardon. Biraz hasar aldı. Az bir şey. Ne yapabiliriz bu arabaya? Yarış kiti koyuyorum. Drift kit koyuyorum. Süspansiyonlarını biraz arttıralım. Araba yüksek dursun. Jant. Jantlar hangisi olsun? Jant. Sportif bir jant lazım. Ama fazla da para harcamak istemiyorum açıkçası. 750'lik var. 1500'lik güzel durdu. Bunu alayım. Tamam arabam belli oldu en son. Bir araba daha aldık. Ofisimiz açık. Ofisimi de kapatayım. 14.000 lira paramız var. Bir arabamız var. Galerimizde işler iyi gidiyor arkadaşlar. İyice ilanları falan da öğrendik. Şimdi ben evime gidip yatayım. Birinci bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz ve bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi uyuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.